Moderplerden hepinize merhabalar. Bugünkü videomda sizlere taş gibi sapa sağlam bir RGB mekanik klavye inceleyeceğim. O da yanımda görmüş olduğunuz XPG'nin Summoner oyuncu klavyesi elbette. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hızlıca kutu açılımından bahsedeyim. Kutu içerisinde zaten ürünün kendisiyle beraber bir adet süngerli yapıda bilek dayama desteği ve 9 adet yedek kırmızı renkte keycap yani klavye tuşu bulunuyor. Kırmızı olan yedek tuş takımlarının içinde bir de yedek sökme aparatı da yer almış durumda elbette. İlk olarak hızlıca klavyemizin yapısından, tasarımından başlıyoruz. Summoner klavyemiz 104 tuşlu olarak adlandırdığımız tam takım karakterler barındırıyor. En sağ tarafında sayı karakterleri de yer almış durumda. Ve klavye üzerinde bulunan tüm tuşlar mekanik anahtarlarla geliyor bizlere. Mekanik anahtarların tutturulduğu üst gövde ise tamamıyla Alüminyum bir malzemeden üstü fırçalanmış gri renkte arkadaşlar oldukça güzel görünüme de sahip ve çok kalın çok sağlam bir yapısı mevcut. Tabi alt gövde yine plastikten Alt plastik tablasında ise hiçbir kablo kanalı bulunmuyor arkadaşlar. Keşke olsaymış biraz daha güzel olabilirmiş. Yüksel ayaklarında ise sağ ve sol olmak üzere toplamda 2 adet ve her biri birer santimlik yükselti sağlayabiliyor klavyemizde. Ayrıca 4 tarafında da kayırmaz kauçuk pedler yer almış durumda. Fakat biraz küçük göründü benim gözüme. Ama kullanımda klavyede hiçbir kayma gibi sorunlar teşkil etmedi. Kablo yapısına ve arkasındaki USB bağlantısını göstereyim. Üstünde örgülü koruma katmanına sahip bir şekilde 180 cm uzunluğunda kablosu mevcut. Bu kablonun uç kısmında ise 2 adet USB tip A konnektörü bulunuyor. Neden burada iki tane USB kablosu mevcut diye soracaksınız elbette arkadaşlar. Klavyemizin arka kısmına yedek bir USB girişine yer verilmiş durumda. Bu noktada ise dilerseniz mouse, mousepad, RGB mousepad'iniz falan varsa elbette bu noktaya takmanız için yani kablo karmaşasını biraz engellemek için eklenmiş durumda. Veya dilerseniz harici bir USB kablo barındırdığından dolayı bu klavye bu girişten yani klavyenin arkasındaki girişten telefonlarınızı şarj bile edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hızca tuş yapılarından başlayalım. Summoner klavyemizde kullanılan tuşlar tamamıyla ABS materyalden ama siyah ABS değil beyaz ABS kullanılmış üstü siyah boya katmanı barındırıyor. Beyaz ABS plastiğe yer verilmesinin sebebi karakterlerden RGB ışıkların daha iyi yansıması için elbette. Karakter boyutlarına baktığımızda boyutlar büyük tutulmuş fakat kalın fontla yazılmamış. Kullanım noktasında hiçbir Eksi unsur teşkil etmiyor bu. Yine zaten arka plandaki videoda görebilirsiniz. Karakterlerden hem RGB yansıması da çok güzel görünüyor hem de karakterler oldukça okunabilir ama kalın fontla yazılmış olsaydı biraz daha güzel olup RGB'ler daha canlı, daha güzel görünebilirdi karakterlerin bulunduğu bölgede. Ayrıca bir de Türkçe tuş takımına da sahip değil. Küçük enter bulunuyor. Bir bakayım küçük enter'dı değil mi? Aynen küçük enter'lı arkadaşlar. Türkçe tuş takımı yer almıyor bu klavyemizde. Anahtar yapısındaysa Alman malı Cherry'nin anahtarlığı yer almış durumda Ki e, bu Cherry anahtarlı e, X1C Summoner klavyemizin e, Hem kırmızı hem de speed versiyonlu Anahtarları bulunuyor Ama Türkiye'de var mı tam net emin değilim Benim elimde olanları blue yani Mavi anahtarlı olanı Bir klavyede Cherry'nin anahtarları varsa Bana göre o klavye çok güzeldir Çünkü gerçekten piyasanın en kaliteli ve en eski anahtarları çeridir. Özellik yapısına da gelecek olursak bu anahtarların 50 gramlık düşük baskı hassasiyeti, 2.2 milimlik aktiflik mesafesi ve 4 milimlik sürme mesafesine sahip bu mavi anahtarlar. Ama tabii ki kırmızı anahtarlı versiyonları biraz daha ...düşük aktiflik mesafesine sahip oluyor. Hele bir de bunun Cherry MX Speed versiyonlusu var. O Speed versiyonunda tuşun aktif olma mesafesi 1.2 mm arkadaşlar. Yani daha hızlı bir anahtara sahip olmuş oluyorsunuz. Ama mavi anahtarlar click dediğimiz yapıda olduğundan dolayı... ...yani Türkçesi dokunsal oluyor elbette. O mekanik anahtarlardaki dokunsal hissiyatı vermesi için... ...aktiflik mesafesi biraz daha yüksek tutuluyor. Mesela ses noktasında sizlere şöyle dinleteyim. O aslında aktiflik mesafesindeki click tonunu da duyun. Şöyle bastığınız zaman ilk size aktif olduğunu belirten bir klik tonu duyarsınız. Ve sonra bir de tablaya değdiği ses tonu vardır. O da e, tamamıyla sürme mesafesi oluyor arkadaşlar. E, mekanik klavyedeki ses yapısını çoğunuz bilirsiniz. Çerinin şu ince sesi var ya hani zippo çakmakları gibi. E, düşünebilirsiniz bunu. Cherry'nin blue anahtarları da öyledir arkadaşlar. Ses tonu gerçekten e, her daim çoğu kullanıcıyı cezbeder. E, açıkçası anahtar kısmı böyle. Anahtarlarda tüm anahtarlarda bu klavyemizin anti-ghosting özellikleri de yer almış durumda. Zaten 1000 Hz'lik raporlama ile beraber 1 milisaniyelik tepki süresinde barındırdığından dolayı gecikmesiz bir oyun deneyimi yaşatabilecektir bu klavye sizlere arkadaşlar tuş yapısının, anahtar yapısının dışında bir de bilek dayama desteğimiz bulunuyor. Onu da şöyle elimde görebiliyorsunuz. Oldukça kalın, üstünde sünger bir ped yer almış. Üst kısmı zaten poliüretan suni bir deri malzemeden. Bazı arkadaşlar şunu da sorabiliyor. İşte neden gerçek deri yapmıyorlar diye. Gerçek derilerin üstünün soyulma unsuru çok fazla oluyor. Fakat poliüretan suni derilerin soyulması biraz daha zordur arkadaşlar. Ama tabii ki de zamanla renk atması gibi unsurlar bu tür süngerli deri bilek dayama desteklerinde mümkün. Buna yapacak bir şey yok. Ayrıca bu bilek dayama desteğimizin alt kısmını çevirdiğimizde zaten plastik bir tablonun üstüne oturtulduğunu görebilirsiniz. Ve bilek dayama desteği alt kısmında yaklaşık 8 tane 7-8 tane kaymaz kavuşuk da bulunuyor. Bir de delikli bir yapı mevcut. Buradaki bulunan delikler süngerin hem hava alması için hem de ter gibi unsurları da en aza indirgemek için eklenmiş. Şahsen bunu da çok iyi düşünmüşler. Zaten oyun deneyiminde uzun bir süre kullandım bu klavyeyi ve bilek dayama desteğinin hiç terletme yapmadığında gözlemledim. Ayrıca magnetik özelliği de mevcut. Yani klavyenizin alt tarafına magnetik bir şekilde sürerek oturtabiliyorsunuz. Ve yerinden de kolay kolay çıkmıyor. Ayrıca aydınlatmasından bahsedeyim. Cherry'nin MX anahtarlarının içinde dahili adreslenebilir RGB LED pikseller bulunuyor. Ama tabii ki burada yazılımsal değişme gibi bir unsur söz konusu değil. Çünkü klavyemizde yazılım desteği mevcut değil arkadaşlar. Tamamıyla FN ve yön tuşları ile LED'leri değiştirebiliyorsunuz. Toplamda 7-8 farklı LED efekti mevcut. İşte tek renklere geçebiliyorsunuz. Tek renkler arasında kısılıp açılmalı modlar mevcut. Veya şöyle gördüğünüz gibi dalgalı efektler de bulunuyor. Yön tuşlarından yukarı aşağı bastığınız zamansa LED efektlerin Aydınlığını kısıp açabiliyorsunuz da Yazılımı ne kadar ekstra unsur oluştursa da Genelde günümüzde çoğu kişi Programları bile açmıyor klavyelerin Oyuncu ekipmanlarının şahsen ben bile Makro ile işim olmadığı için Yazılımı çok kullanmıyorum genelde Ama dahili bir bellek eklemişler Ve bu bellek sayesinde klavye üzerindeki hızlı butonlar yardımıyla 5 farklı profil oluşturabiliyorsunuz. Yani dahili makro hafızası bulunuyor. İlk baş makronuzu atacağınız tuşu belirlemeniz lazım. Klavyedeki FN butonuna basıp bir de F1'e basıyorsunuz diyelim veya F2, F3, F4 gibi. Bu tuşa bastıktan sonra ise alt tuşu ile FN butonuna basılı tutuyorsunuz ve makro kaydetmeye başlıyorsunuz. Toplamda 420 karakterde makroya izin veriyor her bir profilde. Ve o sıra makronuzu kaydettiğiniz zaman yine Fn ile alt butonuna bastığınızda makronuz F1 tuşuna kaydedilmiş oluyor. Medya özelliğine de baktığımızda hemen klavyenin üst tarafındaki F10, F11 ve F12 butonlarını Play, Pause, ileri Al, Geri Sar gibi kısa yollar atanmış. Ama bir de ses kısmı açma için e, tuş ataması yerine hemen klavyenin sağ tarafına harici bir kaydırmalı volüm tekerleği eklenmiş. Yani e, bu kısımda tamamıyla metal siyah renkte kaydırmalı tekerlek bulunuyor. Bu tekerleği sonsuz döngüye sahip elbette. Sesi hızlı bir şekilde elinizle oradan kısıp yükseltebiliyorsunuz. Yan tarafında da minik bir tuş eklenmiş. Buradan da o tuşa basarak hızlıca ses kapama, açma gibi özellikleri kullanmanız sizlere sağlanmış da oluyor. Bir de volüm kısmı açma tekerleğimizin sağ tarafında 3 adet bildirimli yer almış. Bunlardan iki tanesi Caps Lock, Num Lock, bir diğeri ise zaten game modu aldığınız zaman sizlere görsel bildirim sağlayan LED arkadaşlar. Açıkçası çok değinecek bir şey kalmadı. Klavyenin yapısı çok sağlam onu bir defa belirteyim. Oyunlarda Oyunlardaki performansına da gelecek olursak beni kesinlikle hiç üzmedi. Ben zaten Cherry MX Speed anahtarları sahip bir klavye kullanıyorum. Ama Cherry'nin tüm mekanik anahtarları ben de çok rahat bir kullanım sergiliyor. Tuş yapısı oldukça rahat. Mesela bazı arkadaşlar diyor ki işte Cherry'nin mavi ve kırmızı anahtarlarında tuş atma sorunu oluyor. Onu da göstereyim. Ben öyle bir şey oyunlarda kesinlikle yaşamadım. İşte tuşa vuruyorlarmış. Şöyle şöyle tuş yerinden fırlıyormuş. Belli bir süreden sonra ABS plastik genleşebilir. Bu tüm mekanik klavyelerde mümkün olan bir şey. Yani tuşun yerinden atma e, olasılığı tüm markalarda, tüm mekanik klavyelerde geçerlidir. Zamanla bu oluşabilir. Bunun olması için PBT tuş takımına sahip olmanız lazım. Ama o polibütülen taraftalat tuşlar ise nasıl artık alıştım <laughs> hemen söylüyorum gördüğünüz gibi. O polibütülen taraftalat tuşlarsa çok pahalı ve öyle 600-700 liraya alacağınız klavyelerde bulunmuyor. 1500 TL'lik klavyelerde yer alıyor sadece o tuşlar. Onların genleşmesi, ısıdan kaynaklı formunun bozulması çok düşük bir unsurdur. Bu tür klavyelerde göremezsiniz. E, o noktada yapacak bir şey yok e, Dediğim gibi oyunlarda gecikme süresi olsun Kullanım rahatlığı olsun beni çok tatmetti Bilek dayama desteği ise çok rahat e, Bilek dayama desteğinde sevdiğim unsur şu oldu e, Nasıl diyeyim Mesela kenarları plastik Magnetik bir şekilde hızlıca yerine oturabiliyor Yerinden çıkmıyor Bazı klavyelerde mesela işte şu köşedeki plastikler Kullanırken sizleri rahatsız edebiliyor Ama bunda öyle bir sıkıntı yaşamadım Ayrıca terletme gibi bir unsur da görmedim Bu noktası benim artı puanımı kazandı elbette Ayrıca bir noktası E aí Ama tabii ki de keşke yazılım desteği olsaydı Yani yazılım olmasına kesinlikle ve kesinlikle eksi unsur vereceğim Alt tarafında kablo kanalı eklenmemiş Bu kısma da eksi unsur verebiliriz Ama kaç kişimiz bu klavyenin altındaki kablo kanalları kullanıyor Orası tartışılır Yani ben kendi klavyemde bile o kablo kanallarını kullanmıyoruz değil mi? Çünkü direkt masanın arkasına salıyoruz oluyor bitiyor arkadaşlar 2 adet USB bağlantısı bulunması artı bir unsur olmuş Ki bu sayede klavyenin arkasındaki USB girişi sayesinde Hızlı bir şekilde telefonlarınızı veya mouse'unuzun usunu direkt kasanızın anakartına bağlamak yerine direkt bu kısma bağlayıp kullanmanız kullanıcılara oldukça kolaylık sağlayabiliyor. Fiyat noktasına da gelecek olursam en düşük ben her hepsi burada sitesinde gördüm ama şu an dolar kuru arttı. Bu klavye bana 1,5 2 ay önce gelmişti. O zamanlar 500 TL civarındaydı. Fakat şu an 700 TL oldu. Çünkü dolar yaklaşık 1.2 TL civarı arttı arkadaşlar. 700 TL biraz pahalı bana göre. Onu bir defa belirteyim. Ama benim yazılımla işim olmaz. RGB olsun, sağlam bir yapısı olsun ve uzun süre beni götürsün derseniz ve bilek dayama desteği de kaliteli olsun derseniz ben bu klavyeyi öneririm. Gerçekten de ben çok rahat ettim bu klavyede. Dahili makrosunu kullanmak zor olabilir. İşte ayarlamasıydı bilmem nesiydi. Yazılım üzerinden makro ayarlamak çoğu genç kullanıcılara özellikle kolaylık sağlayabiliyor. Ama makro ile işim olmaz. Öyle klavyeden bilmem nesini ayarlamaya uğraşmam işte medya butonu ayrı olsun ses kısmı açması hızlı bir şekilde erişebileyim sağlam üst gövde olsun böyle patır patır vurduğum zaman dökülmesin dediğiniz anda bu klavye e, tahammülü işinizi e, en üst seviyede rahat bir şekilde görecektir diyorum ve videonun da burada son veriyorum arkadaşlar. E, XPG Summoner klavyesinin incelemesini gördünüz sizlerde videomuzu beğendiyseniz lütfen sosyal medya mecranızda paylaşıp bizlere destek olup abone sayılarımızın da artmasına destek sağlayabilirsiniz arkadaşlar e, tabi kanalımıza abone olup bildirim açmayı da unutmayın elbette. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize şimdiden iyi bakın. Hoşçakalın.